Devam ediyoruz. Laiklik ve çoğulculuk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren en önemli meselelerinden biri. Bu arada çoğulculuk sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, Osmanlı'da da olan, Osmanlı geleneğinden getirdiğimiz, daha önce bu topraklarda Anadolu'nun üzerine oturttuğu ya da diyelim ki geçirdiği bütün medeniyetlerin aslında temel özelliklerinden bir tanesi. Çoğulculuk laiklikle, sekülerlikle birleşince çok daha önemli bir güç haline geliyor. Şimdi buradan devam edelim. Şurada kalmıştık. Sen demiştin ki insanlar ne oluyor? Çok abartıyorsunuz diyorlar. Ben de o insanlar aslında şu anda bizi ekranın karşısında izleyip kahvesini yudumlayan, muhtemelen tatiline giden, Bodrum'da keyfini yapan, denizinde yüzen, hiçbir şey olmamış gibi endişeye kapılmayanlara bir şey soracağım. Ne olursa endişeye kapılırsınız, çok merak ediyorum bir ülkede başka. Mesela ne olursa dersiniz ki ülke kötüye gidiyor. Şimdi laikliğin kalkması, laikçi bir insan değilim. Kutsallık da yapmıyorum, atfetmiyorum. İnanç esasına dayalı bir toplum, devlet kurulduğunda Orta Doğu ülkesi oluyoruz. Bunu görmüyorlar. Görmeleri gerekiyor. Türkiye kapkaranlık bir Orta Doğu ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Şimdi dün Ensar Vakfı bir açıklama yaptı. İstanbul Sözleşmesi'ni kabul edemeyiz diye. Geçen hafta İsmail Ağa Cemaati bir çağrı yaptı. Bugün Cumhurbaşkanı çıktı açıklama yaptı. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal edin diye kendi toplantısında. Tek taraflı iptal edin ya da maddelerini Ya da değiştirin madde. dedi. Şunu görmesi lazım halkın, toplumun. Tatilini yapan, keyfini bozmayan, ama ne var endişesine? Erdoğan son kozunu kullanıyor gibi meseleye yüzeysel bakanların şunu görmesi lazım. İran'daki insanlar da aynen sizin gibiydiler. Şimdi bir şeyde Netflix'te bir dizi izledim, Azap Yolları diye. Rusya'daki devrimi anlatıyor. O dönemleri anlatan çok güzel bir dizi. Devrim olduğunda en alt işçi takımı dedikleri, bana göre bizim bildiğimiz hani bir toplumun en alt kesimi en üste geliyor. Fabrikalar ele geçiriyorlar, devlet ele geçiriyorlar. Sokakta diyelim ki kürk giymiş bir hanımefendi gördükleri zaman saldırıyorlar burjuva diye. İki arkadaş konuşurken biri diyor ki ne olacak diyor ya, ülke gitti, devrim oldu. Öbürü şöyle diyor. Yok ya diyor, bunlar çok fazla sürmez. En fazla bir yıl yönetemezler diyor. 70 yıl sürüyor. Şimdi Türkiye'de ben niye paniğim? Bir, Türkiye radikal İslam'ın dünyada giderek merkezi olarak algılanıyor. Bir kere bu, böyle bir endişem var. İki, biz biliyoruz ki bir ülke çoğulcu, özgürlükçü, laikliği olmazsa, özellikle biz niçin laikliği benimsedik? Biz niçin Cumhuriyet felsefesine yöneldik? Osmanlı inançla meselelerine sorun çözüm bulamadığı için, inanç üzerinden bir toplumsal yapı, bir devlet yapısı kurduğu için, dünyaya ayak uyduramayınca bu bağ, buradaki ayak bağından dolayı yıkıldı. Yerine toplan dediler ki bizim buradan çıkmamızın bir yolu var. O da çoğulcu bir laiklik anlayışı, inancı ayıralım. Herkes gitsin kendi özel hayatında istediği gibi inansın, istediği gibi yaşasın. Ama devlet ve toplum inanç üzerinden kesme bitirmem lazım. Hayır, ben Ha sana bir şey tamam. yapmadım. Böyle panik yapıyorum Hayır Elia. hayır, Tamam. zamanımız var. İnanç üzerinden toplumsal yapı kurulmasın, devlet kurulmasın ve bir ihtiyaçtır. Türkiye Cumhuriyeti bir ihtiyaçtan Cumhuriyet felsefesini benimsedi. Mecburiyetten diyeyim daha doğrusu. Ya yok olacaktı Sevr'le beraber, Osmanlı'nın yok olması gibi, ayak uyduramadığı için dünyaya, sanayi devrimine, dünyadaki teknolojik gelişmelere, batıdaki dönüşüme, değişime, inancın müsaade etmediği için ayak uyduramayınca laikliği benimsedi. Bir anlamda Orta Doğu ülkesi olmaktan laiklikle, Cumhuriyet felsefesiyle kurtuldu. Şimdi Ayasofya, vakıf derneklerin cumhurbaşkanını yönetiyor olması, İstanbul Sözleşmesi gibi kadınlara şiddeti engelleyen bir sözleşme, iki tane tarikat, iki tane vakıf istemiyor diye cumhurbaşkanı iptal etmek zorunda kalıyor. İran'da da böyleydi. Adım adım dediğimiz, şöyle zannediyorlar. Yok canım, burası İran olmaz. Yok canım, burası... Hayır, burası İran olmaz. Burası Suudi Arabistan olmaz. Burası kendi değerleri içerisinde inanç üzerinden kapalı bir Orta Doğu ülkesine dönüşür. Toplum çürüyor, eğitim çürüyor, değerler ortadan kalkıyor. Bir tane
ilkokul düzeyindeki dindarlık anlayışına sahip biri gücü ele geçirdiğinde her birimize bir hayat dayatıyor, yaşam dayatıyor. Biz niye endişeleniyoruz? Ben Ayasofya'nın cami olmasından niye endişeleneyim ki? Şurada bir tane müze, bir tane. 100.000 tane cami var, 101.000 olur. 100.000 artı 1 olur. Yani bana bakarsan sembolik bir anlamı yok cami. Peki niye korkuyorum? Hepimiz biliyoruz ki iktidar, laiklik, çoğulcu laiklik dediğimiz demokrasi, hukuku yok ederek, inanç üzerinden bir toplumsal yapı kurarak Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesine dönüştürme çabası içerisinde, bunu böyle laf olsun diye söylemiyorum, şuna getireceğim. Orta Doğu ülkesi olmak demek, birbirini yemek demektir, batmak demektir, eğitimin yokluğu demektir, sanayinin olmaması demektir, barışın olmaması demektir, mezhep kavgalarının insanların birbirini yemesi demektir, medeni dünyadan kopmak demektir, yarışın dışına çıkmak demektir, kadının adının olmaması demektir, bireyin özel, bugün okudum Anna Arendt'in çok güzel bir tanımı vardır. Otoriter yönetim demek, kamusal alanla özel alanın iç içe geçmesi demektir. Peki. Şimdi bütün bunlar olduğu için endişemiz var diyorum. Ben ne şeyim, hani çıkayım iktidarın, aman karanlığa gidiyor. Benim iktidar karşı değilim ki. Ama şunu görüyorum, Türkiye Irak oluyor. Peki. Türkiye Suriye oluyor, Türkiye Mısır oluyor. Türkiye her adımda biraz daha karanlığa gidiyor. Benim niye endişeye kapılmıştım? Bunun böyle olduğunu bütün muhalefet bilmesine rağmen Ayasofya kararına destek oldular. Ona peki, ikinci tamam, onun için diyeceğim. Burada bir yani senin sözünü kesmek anlamında değil. Birazcık açarak, çünkü söylediğin önemli şeyler, hem de Murat'a da dönmek istiyorum. Öncelikle sen diyorsun ya, yani bu laiklik meselesi. Şimdi Türkiye'de hakikaten sonuçta baktığımız zaman insanların örneğin Fransa'nın Fransız Devrimi ile birlikte yaşadığı bütün süreçleri, kilisenin siyaset üstündeki egemenliğinin etkisinin kırılması, işte efendim demokratik dönüşüm, krallığın bitirilmesi, birinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet, o Fransa'nın geçtiği tarihsel süreci anlatıyorum, yapılan bütün devrimler, reformlar, toplumsal değişimler, diğer bütün Batı Avrupa'daki ülkelerin geçirdiği Rönesans, Rönesans'ın uzantısı olarak din devlet ilişkilerinin işlerinin ayrıştırılması, bütün bunları biz çok dar bir zamanda bir araya getirdik. Yani çok dar bir zamanda toplumsal, siyasi reformları yapmayı başardık ve bunun da tabii ki sancılarını yaşadık. Nedir o? Demokraside eksiklikler oldu, darbeler girdi araya, laiklik yanlış tanımlandı, laiklik üzerinden bundan nemalananlar oldu, ezilenler oldu. Bütün bunların taşların yerli yerine oturtulması bir hayli zaman aldı, alması da normaldi. Ama şu anda geldiğimiz noktada başka bir durum var. Onu irdelemeye çalışıyoruz. Şimdi Levent'in sözlerine, Murat'a geçmeden önce sizlere bir konuşmayı hatırlatmak istiyorum. Çok önemli. Şimdi bizim toplumsal olarak unutmak gibi maalesef kötü bir yönümüz var. Ancak arşivlerin de hep ortaya çıkması ve hatırlatmak gibi iyi bir yönü var. Arşivlerde her şey duruyor. Kimin ne dediği, kimin zamanında kimle ne olduğu, hepsi bunların var. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatırlayacaksınız, bir dönem Avrupa Birliği sürecinde ilerlerken kendi özellikle genç tabanına reformlar, demokrasi, açılım, Türkiye'de bugüne kadar yapılmayan, cumhuriyetin bütün hatalarını biz tamir edeceğiz, laiklikse biz getireceğiz, kadın haklarıysa biz getireceğiz, hukuksa bizimki şahane olacak dediği dönemlerde Tunus'ta yaptığı bir konuşma vardı, hatırlayalım. Harika değil mi? Herkesin herhalde altına imza atacağı bir konuşma yapmış Sayın Cumhurbaşkanı Tunus'ta. Mısır'da da bir benzerini yapmıştı. Evet, aynı. Geldiğimiz, dayandığımız nokta. Evet. Şimdi tabii bunu bir Orta Doğu ülkesinde yapıyor bu arada bu konuşmayı. Evet. Tunus'a akıl veriyor. Mısır'a da akıl veriyordu o sıralar. Levent'in söylediğine şöyle bir şey söyleyeyim. Orta Doğu ülkesi olacağız, olabiliriz, olmak üzereyiz dedi ama ben şu an Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkesi kıvamına geldiğini düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi şu anlamda, yani bu ülkenin en başındaki isim, bu yıllarca İslami kesimin zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın meşhur slogan. Evet. Her tarafın beraber attığı. Kırılması gereken zincirlerin ne olduğunu aslında o dönemde hep biz biliyorduk. Bugün de anlayabiliyoruz. Kırılması istenen zincirler Türkiye'nin laik, demokratik, cumhuriyet sisteminin zincirleri idi. Hep onu ima ettiler. Sloganlar hep bu şekildeydi. Ve şimdi artık Cumhurbaşkanı Erdoğan eskiden
üstü kapalı olarak Mustafa Kemal Atatürk'e ve o dönemki Cumhuriyet'in kurucularına bazı göndermeler yaparken şimdi çok açık net sembolleri de kullanarak bir şey yapıyor. Bunu ben bir başka noktaya da bağlayacağım. Şimdi 20.53'te yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Ayasofya'nın bu Danıştay'ın arkasından hemen hızla kararı imzaladı. 20.53'te bir sunum yaptı. Burada açık ve net bir şekilde Ayasofya'nın müze yapılmasıyla ilgili tarihe ihanet diye bir cümle söylüyor. Şimdi bunu söylediği kesim belli. Yani bu Mustafa Kemal Atatürk tarafından burasının müze yapılması noktasında bir yer açıldı. Arkasından Fatih'in bedduasından kurtulmamızı sağladı bu alınan karar diyor. Yani aslında bedduanın maruz kalmış olduğu kişiler de aşağı yukarı tarif edilmiş durumda. Yetmiyor. Ayasofya'nın ilk büyük kapsamlı ibadete açıldıktan sonrası Cuma namazını da 24 Temmuz tarihine koyuyorlar. Nedir 24 Temmuz? Lozan Anlaşması. Yani bu Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı noktadaki Lozan Anlaşması'nın olduğu gün bir Cuma namazı kılınacak. Ki daha evvelde Sayın Cumhurbaşkanı Lozan Anlaşması'nı sık sık çok yer kaybettik, bu anlaşmayı eksik buldum, yanlış buldum falan filan demişti. Şimdi o günde temsili bir şey yapılacak. Ben şöyle düşünüyorum, hani bu olur olmaz. 24 Temmuz'daki oluşacak havaya göre bir şekilde belki de Sayın Cumhurbaşkanı bir seçim kararı bile alabilir. Yani o günkü havaya mutlaka bakacaktır. Çünkü o gün çok açık ve net bir şekilde Cumhuriyet'in değerlerine, Cumhuriyet'in biriktirdiği noktalara karşı bir şey getiriliyor. Ha şunu da söyleyeyim. Türkiye'de insanlar, aslında Türkiye'deki makul çoğunluk, Fatih Sultan Mehmet ya da Mustafa Kemal Atatürk arasında bir şekilde bölünmek zorunda değil. Bu ülkenin insanları Fatih Sultan Mehmet'i de sevme sayma noktasında, eleştirme noktasında ya da Mustafa Kemal Atatürk'ü de sevme sayma noktasında bir araya da gelebilirler. Yani ben hem Fatih hem Mustafa Kemal Atatürk'ü aynı anda sevebilirim, kattığı değerlere saygı duyabilirim. Ama öyle bir noktaya doğru gidiyor ki sen işte Osmanlı, Fatih, Sultan Mehmet'i sevenler ya da eleştirenler, Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle bir şey yok. Bu toplumun makul çoğunluğu insanları artısıyla eksisiyle tarihini de biliyor, bunu da eleştiriyor, bunu da konuşuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü de seviyor, sayıyor. Bu ülkenin bu yaratan insanlar bu toplumu ve şunu da hep atlıyor. Yani Sayın Erdoğan'ın sadece 15 Temmuz'a gelen süreçteki atladıkları noktalar değil. Şunu da atlayarak geçiyorlar. Eğer Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldı ise İstanbul'u da işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıdır. Bunu nasıl atlarsınız? Yani buradaki noktayı nasıl görmezden gelirsiniz? Bütün bunları yok sayarak, çok doğru söylüyor Levent. Yani daha neyi ötekileştireceksiniz? Daha neyi biz ve onlar diyeceksiniz? Ama bu sefer belki biraz sonra biraz daha konuşuruz Şirin Payız'ın. Özellikle hani hep o Z kuşağı diyoruz ya, gençler, evlatlar diyoruz ya. Onlar buna geçen gün bir Twitter'da, sosyal medyada başörtülü bir evladımız, bir kardeşimiz... Senin demin dediğin gibi ya o kadar çok cami var ki yani orası da müze kalsaydı ne olurdu diyor. Kaldı ki ben hani çok İslam konusu çok bilgili bir insan değilim ama bu dinin peygamberi Hristiyanlar da Museviler gibi değil. Her yer mescittir der. Yani hani binalara, kurumlara, yerlere hani bir özel şey atfetmek de şey. Bu arada yani bütün bunlara bakarak da insan hani şunu da söylüyor. Bu neyin hesaplaşması? Bu hesaplaşmanın bundan sonraki durağı ne olacak? Herkesin kafasında böyle bir noktayla doğru yaşadığın zaman da ne mutlu olabiliyorsun, ne politika üretebiliyorsun, ne Türkiye'nin geleceği için. Yani diyoruz ya gençler işte buradan gitmek istiyor. İster. Hikayen yok. Habire bir şeyle hesaplaşıyorsun ve bu tabii bu hesaplaşma da Cumhuriyet değerlerine, işte Lozan Barış Anlaşması'na, bu ülkenin kurucularına falan geldiği zaman da doğal olarak herkes bir dakika demeye başlıyor. Ama bu sefer bütün bu, ben bunu aynı zamanda tabii ki de simgesel bir değeri var ama aynı zamanda bir örtü olarak görüyorum. Neyin örtüsü? Yoksulluğun, ekonominin, işsizliğin, içeride ve dışarıda politika üretememez hale gelmenin. Bütün bunların da bir örtüsüdür Ayasofya ama insanların, inananlar dahil, Sünni Müslümanlar dahil, buna sevinen kendi içindekiler de dahil, bunu bu kadar simgeleştiğini düşünmüyorum. Ya şimdi ben de bu noktadan alıp Levent'e döneyim. Ya zaten din, yani Levent söylesin hatta, dindar olup
Atatürk'ü seven bir sürü insan var. Bir tanesi kurucu, Cumhuriyet'in kurucularından, senin de söylediğin gibi. Ya tabii ki her zaman dindarların Cumhuriyet'in uygulamalarına, sonrasına, yani Mustafa Kemal Atatürk'ten sonrasındaki uygulamalara, tek parti döneminin uygulamalarına tabii farklı bakıyorlardır. Bütün bunlar da tartışılıyordur ama baktığımız zaman senin dediğin gibi temel taşlarla oynamanın gerçekten çok hassas bir tarafı var ve bu göz ardı ediliyor. Şimdi herkesin vergileriyle maaş alan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Atatürk nutukta da tasvir ediyor, anlatıyor ne olduğunu. Diyanet İşleri Başkanı çıkmış çıktı dedi ki bu Ayasofya için 86 yıllık ara. Şimdi 86 yıllık ara Ayasofya için kullanılıyor ama daha önce hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanlığı sistemi, daha doğrusu adını koyalım başkanlık sistemi tartışmaları yapılırken bir AK Parti milletvekili de çıkıp bunu söylemişti. Reklam arası demişti. Şimdi döndük dolaştık Diyanet İşleri Başkanı'nın ağzından 86 yıllık bir araya. Bu sadece Ayasofya için mi kullanıldı sence? Yani bu söz sadece burayla mı sınırlıdır? Biraz bunları da değerlendirir misin? Ve oradan da tabii bu ilafet tartışmalarına geçmemiz gerekiyor Ayasofya meselesinde. Sen en başta dedin ki Erdoğan zamanlamasını bilir. Onu yapacağı bir zamanlama vardır. Bunu aslında geçmişteki konuşmalarından da hatırlıyoruz. Sana bırakayım şimdi, sözü. Hilafet olur mu? Olur. Olmaz diyebileceğimiz hiçbir şey yok Türkiye'de. Çünkü Erdoğan'ı geri adım attıracak, sen bunu yapamazsın, yaparsan biz senin karşına dikiliriz diyebilecek hiç kimse yok. Zamanlaması vardır derken bir tane video yayınlayalım şimdi. Kadir Mısıroğlu herkes bilir. Erdoğan'la yaptığı bir konuşmayı anlatıyor. Kadir Mısırlıoğlu. Evet. Mısırlıoğlu evet. Erdoğan'la yaptığı bir konuşmayı anlatıyor bir toplantıdan. Lütfen o videoyu bir yayınlayabilir miyiz? Buna tekabül edecek muhalefet yok. Sorun orada işte. Yani bir dakika belki anlaşılmamıştır. Sen tekrarla ne diyor, diyor ki, olarak? Benim olduğum bir toplantıda Erdoğan'a sordular. Dediler ki Ayasofya'yı açmıyor musun? Ben de dedim ki sakın. Ben diyor istemez miyim Ayasofya'nın açılmasını? Sakın şimdi değil. Şu anda muhalefet ederlerse ondan sonra atacağımız adımları da tehlikeye sokmuş oluruz. Önce muhalefeti iyice yok edelim ki sonra adımı atalım diyor. Erdoğan'a böyle söylemiş o toplantıda. Şimdi bana göre bu böyle yani şeye katılmıyorum Murat'a o konuda. 24 Temmuz'da havayı çok iyi gördü. Seçim Erdoğan'ın şu anda oy hesabı yok. Erdoğan rejim kuruyor. O rejimi tamamlayana kadar bekçisinden polisine, yargısından askerine, medyasından... Hayır ama orada Murat daha çok gündemdeki konuları kapatıyor diyor değil mi seçimden daha orada, çok? Evet. İşsizliği, bir örtü, bir örtü işsiz... bir taraftan. Bir taraftan da hani ortamı biraz daha şey... Sen bak bir şey söyleyeceğim. Rejim inşası. Bak bir şey söyleyeceğim size. Üç gün sürüyor herhangi bir tartışma. Neyi örtüyor? Örtme meselesi değil. Örtü diye yani şu anlamda söylüyor. Hep öyle diyoruz genelde. Aman gündemi değiştirmek için yapıyor. Hayır, gündemi değiştirmek için yapmıyor. Erdoğan inanıyor, inandığı yolda yürüyor. Erdoğan'ın kafasında kendince bir Türkiye var. O Türkiye inanç üzerinden kurgulanmış bir Türkiye'dir. Toplumsal yapısını, hukukun kaynağını, devletin organizasyonun şeklini, dış politikadaki o dilin yaklaşımın tamamının kaynağını inanç esaslı. İnanç dediğim de inancın kendi yorumu. İnanç dediğimiz nedir zaten? İnanç ben Kur'an'dan başka bir şey anlarım, Erdoğan başka bir şey anlar. Kendi yorumunu esas almak gibi. Şimdi bazı dindarlar Atatürk'ü yok mudur diye dedin, oraya bir şey söyleyeceğim. Benim en çok üzüldüğüm yok nedir mu demedim, var dedim. Anıtkabir'e koşup yok mudur derken var anlamında diyorum zaten. Benim en çok üzüldüğüm şu. Bunu biliyorum. Ben o mahallede büyüdüm. 35 yılım o mahalle. O insanların her birinin yapısını, ne düşündüğünü, nereye varmak istediğini, amaçlarının ne olduğunu, duygu olarak nasıl, hepsini anlayabiliyorum. Erdoğan'ın refleksinden, cümlesinden, işte bu konuşmayı ben dinlemeden önce biliyordum zaten. Erdoğan adım adım bir yere gidiyor, nereye gittiğini. Çünkü ben çocukluğum orada geçti. Şuna getirmeye çalışıyorum. Türkiye'de Ayasofya'nın cami olmasını isteyen, önemseyen, bizim şu anda iktidarın yüklediği anlamı yükleyenlerin oranı %10 bile değildir.
Niye? Türkiye'de elimizde KONDA'nın araştırmaları var. Buyursunlar, KONDA'nın internet sitesine girsinler, baksınlar. KONDA orada topluma soruyor. Laiklik sizin için ne anlam ifade ediyor? Laiklik mutlaka bu ülkede olmalıdır diyenlerin oranı %78. Onların içerisinde dindarlar var. O dindarlar, dindar dediğimiz insanların Cumhuriyet'le, Atatürk'le bir sorunu yok. Mesele İslamcı dediğimiz bir %10. O %10 şu anda Türkiye'yi yönetiyor. Muhalefet o %10'a teslim olmuş, sesini çıkaramıyor. Halbuki din, Murat biraz önce söyledi, sosyal medyada gördük. Başörtülü çocuklara soruyorlar, röportaj yapmışlar, ne diyorsunuz diye. Ayasofya'nın cami açılmasını. Başörtülü kız çocuklar çok akıllıca diyorlar ki, ya bir sürü cami var, gerek yok ki Ayasofya'nın cami olmasına. Bizim biraz da tarih eserimiz, müzemiz olsun, dünyaya göstereceğimiz, gurur duyabileceğimiz. %10 bile yok. Ben biliyorum, İslamcı dediğimiz inancı ideolojiye dönüştürmüş toplumsal kesim, Erbakanlı yıllarda yıllarca %3'ü 4'ü aşamadılar. Erdoğan'la beraber bu %10'lara geldi. O %10 şu anda vakıflarla, derneklerle gücü ele geçirdiği için bir rejim inşa ediyor. Eğer muhalefet, şimdi muhalefet kısmına geleceğim. Ben bir söyleyeyim biraz. Muhalefet. Şu hilafete bir şey söyleyeyim. Tamam, o zaman bitiriyorum bunu. Tamam. Hilafetle ilgili bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben bunu bitiriyorum, sonra muhalefete geleyim. Şuna geleyim. Hilafet olur mu? Olur. Çünkü tekrar söylüyorum. Bu rejimin örülen taşlarının bir sonraki taş nereye, adı hilafet olmayabilir ama biz artık bütün hayatımızı bir kişinin inanç yorumuna bağlı kalırız. Diyanet İşleri Başkanı'nın çıkıp bizimle ilgili verebileceği bir tane, yani bir cümle, son bir fıkra anlatayım, böyle bu çok buna şey geliyor. Sakallı biri yoldan yürürken, sarıklı sakallı, köpek havlıyormuş. Diğeri demiş ki, ne yapıyorsun demiş sen ya, sen kime havladığını biliyor musun demiş. Niye? Ya demiş, bak köpek eti helaldir diye bir fetva verir demiş, kökümüzü kuruturlar sonra. Yani sakallı sarıklı ya, dindar ya. Şimdi bir dindarın verebileceği bir fetvayla, devlet öyle yapılanıyor çünkü. Her birimizin hayatı bir ipliğe bağlanacak şekle bir rejim kuruluyor. Hilafettir veyahut mesela ben muhtemelde şöyle bir şey bekliyorum. Erdoğan yarın çıkıp diyecek ki, yarın dediğim hani önümüzdeki süreçte. Niçin Türkiye'nin adında bizim inancımız yazmıyor? Burası Müslüman bir ülke değil mi? Niçin Türkiye İslam Cumhuriyeti olmasın ki dediğinde buna hayır diyecek yüzde kaç çıkacak? Hiçbirimiz çıkıp bunun aleyhini savunamayacağız çünkü gavur damgası yemekten korkacağız. İş giderek daralma dediğim kısım budur. Zaten laiklik kalktı. Sadece kağıt üzerinde duruyor. Zaten hukuk yok, kağıt üzerinde duruyor. Zaten demokrasi yok, kağıt üzerinde duruyor. Şimdi bunların bir tek, tamam arkadaş, tamamen kaldırdık denilme kısmı kalmış. Evet. Ama hala toplum, yani muhalefet de endişeye kapılmıyor, toplum da endişeye kapılmıyor. Bazen diyorum ki herhalde bizde bir terslik var. Murat'a geçeceğim, belki Murat da bu konuda söyler ama sana şurada birazcık farklı düşünüyorum ama belki sen o anlamda söylemiyorsun. Şimdi ben... Bu sıralar biliyorsun son 4 yıldır çok popüler bir tanımlama var. Post-truth ya da post-gerçeklik tanımı. Yılın işte şeyi de seçildi, tanımı da seçildi bundan 3-4 yıl evvel. Post-truth önemli bir şey çünkü hani süper gerçeklik var. Hani post-truth'la gerçekliğin de daha gerçekliği anlamına gelmiyor post-truth. Post-truth derken şunu söylemek istiyoruz. Gerçekliğin ya da realitenin gerçekten var olanla bağların koparılması anlamında kullanılan bir deyim bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben bir post-truth dönemi de yaşadığını düşünüyorum bu arada. Yani senin o söylediğin %10'luğa oynuyor dedi ya, bu aslında gerçeklikten kopma meselesi de bir tarafıyla. Çünkü bütün araştırmalar bize neyi gösteriyor? Ya biraz önce Murat'ın dediği gibi gençlerin bambaşka bir derdi var. Ya Suriye'den kaçan bütün mülteciler, fakiri zengini, eğitimlisi eğitimsizi, koyu dindarı Hristiyanı, hepsi batıya gitmek istediler. Neden? Orada 5. 10. 8. sınıf insan olacaklarını bile bile. Şimdi gençlerde kafada din üzerinden
yürütülen artık bir sistem yok. Dolayısıyla ben sana şu soru hilafeti yani ben soru soracağım zaten sana. Şu hilafet dediğin zaman sana Arap dünyasından çıkıp birilerinin de bunu atfetmesi gerek demesi gerek ki Sayın Erdoğan biz size senin şaheser uygulamalarına bayılıyoruz. Sen bizim liderimiz ol. Bunu diyorlar mı? Yok, hayır. İkincisi neden Erdoğan çok popülerdi Orta Doğu ülkelerinde, Mısır'da, Lübnan'da bir dönem ellerinde bayraklar? Bir nedenden dolayı Filistin meselesi. Filistin meselesinde hiçbir şey yapamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hala Gazze'ye gitmesini bekliyoruz. Söz vermişti, o gün bugündür gidemiyor. İkincisi neden hilafet değil bütün bir Orta Doğu mağdur gençler, özellikle gençler Türkiye'yi Erdoğan'ı önemsediler bir dönem. Çünkü şöyle bakıyorlardı. Sonunda Müslüman bir ülke demokrat da olabilecek gibi görünüyor. Avrupa Birliği ile bir ilişki kuruyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile kurduğu ilişki bize de gelir. Bu rüzgar bize doğru da eser. Biz artık Arap gençleri olarak bak ben Lübnan'a gittim. Lübnan'daki sokak olaylarını izledim. Orada Hizbullah bir parti, resmi parti biliyorsunuz. Türkiye'deki Hizbullah gibi değil. Hizbullah'ın gençlik örgütlerinden kopup gösterilere katılmış gençler vardı. Ve dediler ki, Lübnan televizyonuna yanımda röportaj verdiler, şunu söylediler. Ya neden ben sürekli gidip canlı bomba olmak, ölmek zorundayım arkadaş? Yani ben bir Şii doğdum diye hayat boyu Hizbullah Partisi'nin peşine takılıp bir ölüm bombası ya da sürekli bir isyanda en öne konulan insan olmak zorunda mıyım? Ben düzgün bir hayat yaşamak istiyorum. Lübnan'a geldim aynı bela. Ben gitmek istiyorum diyor gençlik. Şimdi hilafet. Ya kim talep edecek bu hilafeti? Ne kim talep ediyor? Ne Türkiye'de? Bir cümle söyleyeyim sana bırakayım sözünü almayacağım. Senin yani destek olsun diye söylüyorum. Yine Konda'nın araştırması var. Yani toplumun ne düşündüğünü görelim. Bir gücümüz olduğunu fark edelim. O da şu. Soruyorlar topluma. Türkiye dışında başka bir ülkede yaşamak isterseniz o ülke hangisidir diye sormuş Konda. %70'in üzerinde Kanada, Danimarka, Yeni Zelanda gibi bir demokrasi ülkesi. %70'ten fazla. %10 hayır ben Türkiye diyor. %4. %4 Suudi Arabistan diyen. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Ya toplumun çoğunluğu bizim gibi düşünüyor, bizim gibi ülke istiyor. Fakat buna göre bir siyaset üretilmiyor, bu bir. İki, hilafet bütün Avrupa, Arap ülkeleri kabul eder mi kısmını geçelim. Bu biraz kendi kendimize, yani şöyle, hilafeti ilan eder Erdoğan, kendi iç kamuoyunda eder anlamı dediğim, der ki mecliste zaten kaldırılmış değil biliyorsunuz bütünüyle. Meclise verilmiş, kanunla yok edilmedi yani. Hilafet şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde. Erdoğan alabilir, bir kısım örgütler dahil olabilir, bazı ülkelerin bazı halkları sevinebilir falan filan kendince içeriği yönetir. Yoksa tabii ki Irak'taki insanlar biat etmez, Suudi Arabistan'dakiler biat etmez, o başka bir şey. O yüzden bence o kadar şey bakmayalım. Evet, Murat sen buradan devam et. Yani bu önemli ya, kim diyecek yani, Mısır mı? Zaten Libya şeyden Doğu Akdeniz'den dolayı ya kim... Yani hilafet meselesinde Türkiye'nin önderliğini ve liderliğini tanıyor ki bu önemli bir mesele. Bunun altını çizelim ama sen ona bir şey ekliyordun buyurun. Hilafetin kaldırılmasına dair kanun 3 Mart 1924'te mecliste kabul edildi biliyorsunuz. 6 Mart'ta da yürürlüğe girip gündeme geldi. Şimdi aslında şöyle bir şey, nedir hilafet? İşte Müslüman ülkelerin liderliği anlamında bir şey. Daha evvel Osmanlı'da vardı. İşte padişahlar vardı ama daha padişahlık döneminde bile Osmanlı'nın hilafetini tanımayan bir ekip vardı. Şimdi üç yerde bakmak lazım hilafet. Yani içeride işte Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler arasında ve dünyada nasıl bir kabul görür. Şimdi Erdoğan en güçlü olduğu dönemlerde ki bence siyaseten dünyada gücü yakalamış olduğu, içeride oy olarak gücü yakalamış olduğu dönemlerde oldu. İşte %50'ler oy aldığı zamanlar, One Minute çıkışını yaptığı zamanlar. O dönemlerde özellikle Arap ülkelerinde bir hani bir ümitti, bir umuttu. O gidemediği Gazze'ye ben gittim. Marmara'dan 3 gün sonra Gazze'deydim. O zaman Türkiye'nin batılı değerleri içselleştirmiş bir Müslüman ülke olarak çok önemli bir yeri vardı Gazze'de. Ve Gazze o günlerde işte Erdoğan gidecekti, işte gidemedi, gidemiyor hala. Ne Filistin sorunu kaldı, ne Gazze sorunu tekrarlanıyor. Erdoğan'ın aslında kendi liderlik sorunları üzerinden dönem dönem yaptığı şeyler vardı. Şimdi Erdoğan bu Türkiye'yi hep beraber gördüğümüz daha
İslami motiflerle yönetme noktasında giderken iç kamuoyundan destek alıyor mu? Hayır, azalıyor. Her programda konuşuyoruz. Kardeşim hala %28-29 az mı? Değil ama azalıyor. 50'lerden aşağı geldi. MHP'ye muhtaç hale geldi. Bir. Peki Metropol'ün burada nokta, bu noktada tamam. Şeyine girelim mi? Yok, bu biraz muhalefet kısmında girelim. Peki tamam. Bir hani içeride bununla ilgili bir destek alıyor mu? Yani Türkiye'yi daha İslami bir şekilde. Bırakın Türkiye'de kendini işte CHP'li, HDP'li, daha solda sosyalist bakanları. Kendi içindeki gençler bile bu motifleşmeyi, yani demokratik, hukuksuz, Cumhuriyet değerlerinin dışındaki bir noktaya doğru gidişinden dolayı Erdoğan'dan çekilmeye başladılar. Erdoğan'ın en yakındaki isimden ayrıldılar, parti kurdular falan. Yani bu adımlar destek görüyor mu içeride? Görmüyor. İki, Arap ülkeleri önemlidir, önemsizdir. Levent diyor ki önemsiz Arap ülkelerinin ne dediği. Ama son tahlilde kendi başıma ilan ettim burada. Yani Müslüman ülkeler tanımıyor. Tanır mı? Suudi Arabistan'da kavgasın. Bir tek Katar'la ise. Tanır. Bütün ülkeler. Malezya'daki bilmem ne vakfı tanır. Üç tane, beş tane. Yani, halklara bakar biraz. Devletlere değil. Halklarda Levent. Halklarda yani da eskisi var gibi, mı? Örgütler gelir, radikal şeyler. Yani bir ihvan belki Müslüman kardeşler. Onların da etkisi artık Mısır'da da olmuş. Maalesef işte o durum biliyoruz. Peki dünya mesela Erdoğan'ın bu rolünü, bu misyonunu, ha belki bir iki tane popülist lider, belki bir iki tane hani ticaret, silah anlaşması ve de onların bölgedeki etki üzerinden kullandığı ülke olarak kullanmak isteyen bak, ama ne dünyada, ne Türkiye'de içeride, ne Arap coğrafyasında, yani dünyanın giderek güç kaybeden, giderek cümleleri, kelimeleri daha az insanın bir kulağından girip bir kulağından çıkan, eskiden Erdoğan'a içeride ve dışarıda söylediklerine dair bir dinlerdi insanlar. Ya tamam karşıyım, onun gibi düşünmüyorum ama acaba ne diyor, ne söylüyor? Şu anda tamamen kendi gündemi, o kendi gündeminde tamamen kendi iktidarını sürdürebilme. Tek gündem bu noktaya doğru geldi. Ama şunu da tabii göz ardı etmememiz lazım. Bir yeni bir rejim inşa etme noktasında adımlar atıyor mu? Atıyor. Bunu görüyoruz. Yani laiklik konusu, işte Ayasofya'nın açılması, bence hilafet, ben çok zor görüyorum ama medeni kanundaki, ki İstanbul Sözleşmesi medeni kanun. Hani buradaki çarpışıklıklar, cemaatlerin, tarikatlerin eskisinden olduğu gibi işte İsmail Ağa cemaatinden Ensar'a kadar bunların tekrardan etkin hale gelmesi. Ya Ayasofya'nın açılışından sonra Twitter'da bir tane hesapta gördüm. Said Nursi'nin talebelerinden bir tanesiyle konuşuyor Erdoğan. Hani diyor ki orada işte o kişi, her kimse Said Nursi'nin talebesiymiş, ilk namazı sen kıldır diyor. Şey hani imamlık yap. O da yokmuş. Olmaz falan diyor. Bir şeyler. Şimdi onu onunla paylaşıyorsun. İsmail Ağa cemaati işte İstanbul Sözleşmesi'ni kaldır diye bir şey söylüyor. Ensar aynı şeyi söylüyor. Dönüyorsun öbür tarafa, demin söyledin. Sağlık Bakanlığı'nda ayrı bir tarikat. Poliste yeni bir ayrı bir tarikat. Oradaki güç dengeleri. Rahat rahat menzilciler bir yerde, Süleymancılar bir yerde. İsmail Ağa bir yerde. Giderek hani. Şimdi bunu söyleyince şunu da not düşmeyi unutmayalım. Programın başında konuştuk. 15 Temmuz'dan sonra ne denmiştik? Kandırıldık. Bu yeni tarikatlarla kandırılmayacağımızın garantisini biz değil de daha doğrusu onlar kandırıldık diyorlar. Kandırılmayacaklarının garantisini kim veriyor? Burada bir şey söyleyeceğim. Ensar Vakfı dediğimiz 45 tane çocuğa, Karaman'daki değil mi? Vakıf nedir, yurdunda tecavüz edildi. Haber yapma yasağı getirildi. Hala bu konuşulmuyor. Ensar Vakfı dediğimiz yer kadınlara, kadın sözleşmesine, çocuk haklarına, çocuk tacizlerine en son laf edebilecek yer. Burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz şunu demiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Erdoğan kurar, yapar, eder, hilafeti getirir, uygular demiyoruz. Gerçeklikten kopma, senin de dediğin, benim çok sık kullandığım bir tabirdir. Erdoğan gerçeklikten kopmuş, tamam. Gerçeklikten kopmak demek bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Yani halifelik uygulanır uygulanmaz ona bakmaz. Ben mesela ya Türkiye'ye halife gelecek, Türkiye bir İslam ülkesi olacak endişesinden değilim. Ne endişesindeyim? Türkiye İslam ülkesi olacak, halifeliği getirecek diye bir yıkıma uğrayacak. Yani bir şey yapayım derken o yaptığı oturmayacak, olmayacak. Oradan biz Allah muhafaza Irak, Suriye, ona benzer iç karışıklığa tutulacağız. Genel bir çürüme yaşayacağız.
kurumlar bütününe devre dışı kalmış zaten iyice kalacak. Benim endişem şey değil ki hani hilafet mi uygulanır yoksa öbürü mü gelir? Burayı İslam Cumhuriyeti mi yapar? Ben şunu biliyorum. Erdoğan'ın yürüdüğü bu yol, kurmaya çalıştığı bu rejim, bu devlet uzun ömürlü bir devlet değil. Varlığını sürdüremez. Orada bilim yok, orada sanat yok, orada edebiyat yok, orada liyakat yok, orada edebiyat yok, orada hukuk yok, orada demokrasi yok, orada inançlara saygı yok. Bütün bunların olmadığı devlet ayakta kalamaz. Kalsa da Irak gibi kalır, Suriye gibi kalır, Mısır gibi kalır. Yoksa bunu kurdu, buradan bir rejim yapıyor. Bu rejimi alacak, sürdürecek değil. Tekrar söylüyorum, bu duvara toslamaktır. Bütün endişemiz, ya Erdoğan bu rejimi kurabilir, kuramaz meselesi tartışmıyoruz. Hiç kimse bu çağda inanç üzerinden bir hayat kuramaz. Kendi çocuklarına bile kabul ettiremiyorlar. Kendi çocuklarına, Türkiye toplumunun %70'i, 80'i zaten başka bir ülke istiyor. Bunu da biliyoruz. Kadın hakları, kadın dernekleri, genç çocuklar, gençler, Z kuşağı, eğitim, anlatabiliyor muyum? Oradan baktığımızda başka bir Türkiye var. Ama Erdoğan tam da bunu zorluyor. Bunu zorladığı için çıkabilecek bir çatışma, bir tartışma ve gelebilecek bir çürüme. Şimdi eğitim yok, hukuk yok, demokrasi yok, özgürlük yok, laiklik yok. Mezhep kavgası Orta Doğu'nun temel şeylerinden, alemeti farikalarından biridir. Orta Doğu ülkesi olmak demek, mezhep kavgasına tutuşmak demektir. Ya bu, bütün bunların sonunda ortaya çıkabilecek bir tablodur beni endişeye sevk eden. Şimdi muhalefeti bir soracağım ama burada bir Murat'a dönüşümde altını çizmek istiyorum. Şimdi aslında bu özellikle işte İsmail Ağa cemaatinin ya da öbür cemaatlerin adını bilmediğim neyse Ensar Vakfı'nın gerçekten bu İstanbul Sözleşmesi konusunda dayatmaları ve bunun iktidarda karşılık bulması bence içinden geçtiğimiz dönemdeki en fazla uğraşılması gereken yani üzerinde durulması gereken konuların başında geliyor. Levent'in söylediği gibi sen dedin ya hani daha ne olursa acaba dikkatinizi çekecek diye ben de bunu söylemek istiyorum. Daha ne olursa acaba tepki koymayı düşünüyorlar ve burada da en fazla altını çizmek istediğim 28 Şubat'ta ve öncesinde özellikle dindar kadınların başörtüsünü takamamaları ve mağduriyetleri üzerinden biliyorsunuz çok fazla o dönem sivil toplum örgütleri tarafından da desteklendi. O dönem kampanyalar yapıldı, destek verildi, sivil toplum inisiyatifleri kuruldu ve kadın örgütleri bunun bedelini de şöyle ödediler çoğu kez. Daha katı laikçi bakış açısından dediler ki siz bunların başörtüsüne sahip çıkıyorsunuz, siz başörtü konusunda tavır alıyorsunuz, laik Türkiye'nin bu bitişidir, Kemalizmin bitişidir. Bunu savunanlar da ne dediler? Hayır biz bunu laiklik için değil, biz demokrasi için yapıyoruz. Demokratik bir toplum olsun diye yapıyoruz. Atatürk ilkelerini ya da Atatürk'ün bu laik gerçekten Atatürk yaşasaydı isteyeceği laiklik böyle olurdu. Amaçlanan bu. O zaman ne dendi? Katı laikler dediler ki bak göreceksiniz. Ama dedikleri oldu. Ben size söyleyeyim. Bugün İstanbul Sözleşmesi iptal edilme aşamasındayken kaç tane muhafazakar kadın örgütü çıkıp da buna ses çıkardılar? Neden biz şu anda bu tepkileri görmüyoruz? Hani kadın milletvekillerinin sesleri? Hani AK Parti kadın milletvekili? Hadi geçtim. Siyaset dışında kalmış o dönem bu sözleşmenin tarafı olmuş eski bakan, kadın bakanlar, mevcut belediye başkanları, milletvekilleri kimseden bir ses çıkmıyor. Sonuçta geldik yani bence bu çok önemli bir mesele. Yani Türkiye'de biz demokratların herhangi bir dönemin rüzgarına göre hareket etmemesi çok önemli. Yani bizlerin ayağı sabit bir yerde, pergen ayağı hep sabit duruyor. Nedir o? İnsanların yaşam hakkına saygı. Başörtülü olur, başörtüsüz olur. Her türlü noktada 28 Şubat'ın o zorladığı günlerde o başörtülü kızları, üniversite giremeyen kızları biz demokratlar yan yana durduk. Ve hala da dururuz böyle herhangi bir konudaki şey konusunda. Şimdi bugün ama olan hava İstanbul Sözleşmesi noktasındaki yer farklı bir noktaya doğru gitti. Nedir o nokta? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak önce cemaatlerden bu ışık gelmeye başladı. Aile kurumuna aykırı bu sözleşme. Sizin aile kurumuna aykırı dediğiniz sözleşmede
kadın hakları, kadınların şiddete karşı korunması hakları, kadınların şiddet görmemesi için bu iktidar tarafından, ki dönemin Aile ve Kadın Bakanı şu anda Antep Belediye Başkanı olan Fatma Şahin'dir. Fatma Şahin olduğu yerde dışişleri komisyonlarında günlerce, saatlerle tartışıldı, konuşuldu, artıtı eksisi konuşuldu ve bu iktidarın ve aynı zamanda muhalefetin de desteğiyle kadınları şiddete karşı koruyan bu yasa geçti. Şimdi siz bu değerlerden farklı bir, yani yeniden işte bu tarikatlerin, cemaatlerin yol göstericiyle bir yere doğru giderken vazgeçelim, bakalım vatandaş yani ne diyor? Yani bunu İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar konuşalım diye söylemedim. Çünkü kadınların varlığı, hakları, kadınlar üzerinden dönen tartışma tam da söylediğiniz gibi Türkiye'nin seküler ve çoğulcu olabilmesinin en önemli parçası. Kadınlar o yüzden hedefe oturtturuluyor da o yüzden söyledim. Muhalefetin de geleceğim bu konuda sözsüz kalması hayretler ettirtiyor insanı. Ona geleceğim ama ondan önce bir şeyim var. Senin hani eskiden başörtüsünü savunanlara haklı çıktık dediniz diyorsun. Dedin ya bir kesim katı laikçi olanlar. İngilizlerin çok güzel bir atasözü vardır. Kendini gerçekleştiren kehanetler. Eğer çocuğuna her gün sen adam olmazsın dersen, o çocuk adam olmadığında senin kehanetin çıkmamış olur, onu sen öyle yapmış olursun. Başörtüsü yasağı koyarsan, insanları dışlarsan, özgürlükçü bir laiklik uygulamazsan, demokrasiyi yerli yerine oturtmazsan tepki sonucunda böyle bir şey çıkarıyor ortaya. O yüzden haklı çıkmadılar. O kendilerine haklıyım demesinler. O yanlış. Geleyim. Hayır, muhalefet. Ben de hayır şu manada sen söylüyorum onu. Yani gün bugündür yani şimdi, o mağduriyeti yaşamış şimdi, insanlar da şimdi bugün elini taşın altına koymak zorundadır. Tabii ona katılıyorum. Yani o manada hiç söylüyorum. Hiç itirazım yok. Şuna çünkü, geleyim. Şimdi Ayasofya'nın cami olma meselesi aslında beni hiç etkilemedi. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Çünkü ben Erdoğan'ın gidebileceği bir yol olduğuna inanmıyorum. Ülkeye zarar veriyor. Mesela işte dünyadaki itibarı içeride. Fakat muhalefetin aldığı tavır, şimdi birazdan görelim. Verebilirlerse ekrana hepsini teker teker görelim. Mesela onun üzerinden konuşacağız. Peki. Muhalefetin Ayasofya meselesinde aldığı tavır, Yok, şeyi, bu değil. Lider, muhalefet, metropol muhalefet değil. Liderlerinin Ayasofya meselesiyle ilgili demeçlerini alabilir miyiz ekrana? Evet. Ne diyor Davutoğlu mesela? Davutoğlu'ndan başlıyoruz. Ayasofya'nın ibadete açılması 10 yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesi. İktidar ve muhalefetin takındıkları sonu takdir falan filan. Fatih'in sembolü, Fatih'in emaneti olan inancı tüm medeniyet birikimini barındıran hayırlı olsun. Ali Babacan hayırlı olsun. O da aynen insanlığın ortak mirası. Meral Akşener hayırlı olsun. Kılıçdaroğlu var. İtiraz etmiyoruz. CHP itiraz eder diye düşünmesin, açsın. Şimdi bütün bunlara baktığımızda diğerleri de var herhalde. Diğerlerini de alabilir miyiz? Temel Bey'im var. Temel. Mansur Bey'im var. Ekrem Bey'im var. İşte, mesela İmamoğlu. 1453'ten beri cami. Temel Bey. Milletimiz için sevindirici bir adımdır. Milletimiz kim? Bunu Babacan da söylüyor, Davutoğlu da söylüyor, Temel Bey de söylüyor. Kimdir milletimiz mesela? Şimdi Metropol'ün anketinde bize, Metropol'ün yaptığı ankette Ayasofya'nın cami olmasını isteyenlerin oranı %46 değil mi? Müze olarak kalmalı 43, cevap yok 10. Şimdi bu soruyu nasıl sorduğumuzda da ilgili bir şeydir. Ben %10 da muhtemelen İstanbul'a gelmeyen ya da hiç fazla hayatının şuna bir parçası olmayan. Ama bir de başka bir şey var. Kendi parti mesela AK Partilerin %21'i müze olarak kalmalı. CHP'lilerin %67, MHP'lilerin %50'si, HDP'lilerin %50'si. İyi Partililerin %71'i, Saadet Partililerin %18'i müze olarak kalmalı diyor. Fakat bütün muhalefet liderleri Ayasofya meselesinin tam olarak ne olduğunu bildikleri halde Erdoğan'ın arkasına dizildiler. Beni endişeye kapılan o. Aslında biliyorlar Türkiye nereye gidiyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim geçmeden onu söyle de. Şimdi burada tabii nasıl sorduğu da önemli. Tabii. Şimdi siz Türkiye'deki herhangi birisine gitseniz sorsanız ya da bıraktım. Fransa'daki bir Katolik'e gidip sorsanız ya şurası kilise olsun mu? Burası cami olsun. Kim der? Hayır cami olmasın. Tabii kim der yani? Mi? Çünkü onun kafasındaki cami, Ayasofya'nın cami zaten Ayasofya Camii diye geçiyor. Olsun şimdi, tamam. Nasıl bir format, onun gerisinde ne olacağı
Şimdi şuna geleceğim. Şimdi şuna geleceğim. Söyle. Burada AK Parti'den ayrılan Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu özellikle ikisi ve sonra Temel Bey'in bir izahate ihtiyaç var durumları. Laiklik diyorlar, cumhuriyet diyorlar. Fakat Ayasofya'nın açılmasından inanılmaz mutluyum. Mesela Ayasofya'nın olmadığını Ahmet Davutoğlu da bizim kadar biliyor bence. İşin nereye gittiğini gördüğü halde veyahut Meral Hanım. Meselenin Ayasofya olmadığını, bir rejim inşası olduğunu, benim hayırlı olsun demem mesajımın Erdoğan'ın adımlarını daha da kolaylaştırdığını, biraz önceki yayınladığımız videoda Kadir Mısırlıoğlu'nun söylediği muhalefeti ortadan kaldırdıktan sonra, yani etkisini azalttıktan sonra bu adımı atalım cümlesi tam da bu. Muhalefetin Erdoğan'ın Türkiye'yi sürüklemeye çalıştığı istikameti durduracak bir politikasına ihtiyaç var. Böyle her adımda, her sıkıştığında Erdoğan'ı alkışlayarak Türkiye'yi bu yıkımdan çıkaramazlar. Diyorlar ki, şöyle de bir algı var. Ben diyorum ki, arkadaş Türkiye'de Ayasofya'yı önemseyenlerin oranı %10 bile değil. Türkiye'de dindarlık üzerinden oy verenlerin oranı, KONDA'nın araştırmalarıdır yine bu, Metropol'ün araştırmalarıdır bu, %20 ile 25 bandında. Yani eşi başörtülü mü, namaz kılıyor mu, dindar mı diye bakarak oy verenlerin oranı %20-25. Geriye kalan 75 var ki bizim gibi buranın demokrasi olmasını istiyor, o 25 de olmasını istemiyor değil. Onların içerisinde demokrasi diyen var. Fakat koskoca muhalefetin içerisinde benim gibi, sizin gibi, milyonlarca insanın sözcülüğünü yapacak bir aktör çıkmıyor. Türkiye %25'e bütünüyle siyaset teslim olmuş. Şöyle bir algı var. Diyorlar ki, ben bunu yıllardır söylüyorum. Diyorum ki CHP dindar olmadığı için oy almıyor değil. İyi Parti daha iyi dindarlık yapmadığı için oy almıyor değil. Tam tersine CHP demokrat olmadığı için oy alamıyor. Kemal Bey ne yazık ki kendi kişisel demokratlığını CHP'ye yansıtamadı. Kadroyu ona göre hala kurmadı. İyi Parti demokrat olmadığı için oy almıyor. AK Parti çok mu demokrat? Tabii ki değil. Ama herkes o yüzden kendi partisine hapsolmuş kalmış. Şuna getireceğim. Bir de şöyle bir algı var. Diyorlar ki muhalefet şu psikolojiye sıkıştı kaldı. Bizim için çok tehlikeli olan. Aman bir şey yapmayalım, dindarları küstürürüz. Adı içinde cami var, itiraz etmeyelim. Cami var, itiraz etmeyelim. İşte eşcinsellerin hakkı var, itiraz etmeyelim. Laiklik gitti, aman konu etmeyelim. Ya küstüreceğiniz dindar dediğiniz %20 bile değil. Geriye kalan %80'i toplamanın bir yolunu bulmanız lazım. Bir de şöyle bir yorum var. Eğer CHP buna karşı çıkarsa Erdoğan istediğini almış olur. Bak o kadar kötü durumdayız ki CHP karşı bile çıkamıyor. Niye? Çünkü karşı çıkabilecek kadar hem kendini öyle bir yapılandırmadı, yani dindarlar üzerinde alerji oluşturmayacak bir yapıya geçmedi ülke yıkılırken, hem de bir siyaset dili oluşturmadı. Sade mesele CHP değil ki. Mesela aynı anda Davutoğlu, Babacan, Saadet Partisi, CHP hep beraber ey halkımız, derdimiz Ayasofya'ya karşı çıkmak değil, buranın meselesi cami olup olmaması meselesi değil. Tabii ki cami yapabiliriz. Ama bak Türkiye'de her üç gençten biri işsiz. %40 milyon, 45 milyon insan yoksulluk sınırı altında. Eğitimimiz çökmüş. Bu iktidar bizi bununla yok ediyor. Dahası bir rejim inşa ediyor. Bak asıl amacı Ayasofya'yı açmak değil, bizi Orta Doğu ülkesine dönüştürmek bile diyemiyor muhalefet. Endişem oradan. Aman dindarları küstürmeyeyim diye. Bak dün geçen hafta İbrahim Kalın röportaj verdi yurt dışında bir kanala, yabancı bir kanala. Orada sordular, dediler ki Cumhuriyet'in temeli sarsılıyor mu? Oraya mı gidiyorsunuz? Ne dedi biliyor musun? Yanılıyorsunuz dedi. Türkiye'deki bütün muhalefet partilerinin ortak kararıdır dedi. CHP'nin bile desteği var Ayasofya'nın açılmasına. Rejimi değiştiriyoruz, bütün muhalefet bizim yanımızda diyor aslında. Benim burada sıklıkla kullandığım bir cümle vardı, onları kapatıyorum. Erdoğan'ın meşruiyet kaynağı halk değil, muhalefettir ne yazık ki bu siyasetle. O yüzden muhalefetin siyasetini aman dindarları küstürmeyelim psikolojisinden çıkarması lazım. Ülkenin gidişatını dindarlara da anlatacak bir üslup, bir kadro, bir yöntem bulması lazım. Yoksa
Erdoğan'a alkış yapmaktan başka hiçbir şey yapamazlar. Şimdi muhalefet meselesinde Murat konuşamadı ama reklam arasına gitmek zorundayız. Lafını bölmüş olmayın diye reklamlardan sonra devam ederiz. Sonra Hayri Kırbaşoğlu da bizimle birlikte olacak. İki şey hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi unutmayalım ki Avrupa Birliği ile uyum süreci sırasında işte reformlar, laikliğin korunması, sekülerleşme, gerçek anlamıyla hukuk reformu, AB uyum sürecinde %78 bu sürece destek veriyordu. Bunların içinde en fazla destek verenler de AK Parti tabanıydı. Dolayısıyla o zaman o desteği verenler bugün herhalde böyle bir din devleti kurulsun, dindarlık üzerinden tek adam rejimi kurulsun ya da dindarlık üzerinden bütün dünyaya kapılarını kapatılmış bir Türkiye olsun demiyorlar. Ya o %78 AK Parti tabanında bir sorun olur ki olduğunu zannetmiyorum. Çünkü gençlere baktığımızda böyle. Bir de Levent şeyi hatırlatacağım. Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı demiş ya hayırlı uğurlu olsun diye. Ben ilk muhabirliğe başladığımda Ufuk Güldemir beni bir pazar günü bir habere göndermişti. Kapalı bir toplantı. O zamanki Refah Partisi'nin bir toplantısı. Refah Partisi'nin daha küçük bir parti yani daha siyasette oyun kurucu bir parti olmadığı dönem. Çünkü 12 Eylül sonrası ancak yeni yeni toparlanıyorlar. Oğuzhan Asil Türk o zaman çıkıp şey demişti. Biz iktidar olduğumuzda bütün İstanbul surlarını yıkacağız. İstanbul'un bütün surlarını yıkacağız. Herkes ben de gelip bunu haber yapmıştım. Ve onun üzerinden bayağı bir konuşmuştuk. Sonrasında Refah Partisi yola devam ettiğinde dediler ki ya bunlar küçük kahve toplantılarında söylenen şeyler. Alkışlatıyoruz, iyi oluyor. Şimdi Saadet Partisi bugün Refah'ın devamı olarak kendisini söylüyor. Yani değil mi? Ya, bunlar 30 yıl önce Ayasofya değil ama İstanbul surlarını yıkıyordunuz. Geldiğimiz zaten noktada yani görülmüyor mu? Hayır. Bu da hayret verici bence bir şey. Bence Saadet Partisi zaten AK Parti'ye katılsın. İslamcılık yarışı içindeler zaten. Niye ayrılar onu da anlaşılır gibi değil. Murat'a sözü bırakacağım. Kısa bir aradan sonra döneceğiz. Hayri Kırbaşoğlu, ilahiyat profesörü Sayın Kırbaşoğlu da birazdan bizimle birlikte olacak ilerleyen dakikalarda. Ayrılmayın lütfen.